merhaba arkadaşlar bugün konumuz misket tüfeği rehberi ee, bakalım neler kullanıyormuş video e, yakalama aygıtını kaldıracağım bazen orada gözükmeyebiliyor e, Şu şekilde yapalım daha temiz bir görüntü olur sanırsa Evet öncelikle becerilerden başlayacak olursak e, iki türlü misket tüfeği olduğunu öğrendim Ben birisi ezici üzerine diğerisi de e, delici üzerine ezici olan birimlere karşı güçlüyken, delici olan karakterlere karşı güçlü. Ben delici olanı kullanıyorum. Önümdeki silah ona uygun diyeyim ben sizlere. Bu nedenle delici olan rehberine değineceğim burada. Burada açmış olduğum skill'leri görmekteyiz. Köyde kaliteli barut kullanıyorum. Saçmalı atış, avcı ve barut bombasını tercih ettim. Bu 3 skill'de Birbiri arasında kombolanabiliyor. Zaten bu da animasyonu gördüğünüz gibi bu kaçma skilli üzerine. Bu E skillimiz yakından absürt demeci fazla. Bu nedenle yakından oynamaya yönelik. Burada atıyorum ölüm maçı girdiniz. Bu kaçma skilli yerine yakın muharebeyi de tercih edebilirsiniz. Ancak benim çok da fazla sevdiğimi söyleyemem. Hem ezici vuruyor ezici gitmiyoruz delici gidiyoruz. Hem de hani o kadar da fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun mesafesi kadar bir e, avantaj sağlamıyor diyeyim ben sizlere. Burada komumuz zaten ilerleyen e, dakikalarda göreceksinizdir. E skill'ini basıyoruz. E'den sonra Q'yu bastığımız zaman E, e skill'in süresi yaklaşık bir saniye kadar daha kısalıyor. Olayımız ondan ibaret. Kombo bu şekilde. Birebir fightlere girdiyseniz önce Ulti, daha sonra E, sonra Q. Eğer ki gelirse E'den devam edersiniz. Gelene kadar yaklaşık 2-3 saniyelik bir süre kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, dip çıktı falan vurup e, rahatsız edebilirsiniz. Evet skill'lerde bahsedeceklerim bu kadar. Peki statlara geçecek olursak. Gördüğünüz gibi full çeviklik verdim ben. E, full çeviklik daha önceki videolarımda de, değinmiştim. Delici e, hasarı arttırdığı nedeniyle e, full çeviklik gittim. Elimdeki silahın statları bu şekilde çevikliği de artı 16 vermesi elbette ki bu delici hasarı oldukça bir artı sağlıyor. Burada neden artı 300 değerleri görmekteyiz yakın silahlar neden artı 300 değerler yok diye merak ederseniz video sonunda çıkan bir başka videomu izleyebilirsiniz. Orada bunların da nedenlerini açıkladım. Ve üzerimde de gördüğünüz gibi Carniflex seti var. Bu şekilde. Evet bahsedeceğim beceriler, statlar ve kullanılan zırh tipi bu şekilde yer ettim. buradaki runlara değinelim şu anda. Misket tüfeğinde kullandığım runlar bu şekilde. Diğer bir başka videomda da bahsetmiştim zaten runların hangisinin daha önemli, daha değerli olduklarına. Ve burada da bahsettiğim olayı yaratan etki mevcut. Kaliteli barut dediğimiz skill 5 mermi birden veya saçarak atış beklemesine bir saniye azaltır rünü mevcut. Bunlar yerine diğerlerini de deneyebilirsiniz. Mesela bu sıvı ateş yanlış bilmiyorsam ezici vuruyor. Ezici vuran bir stat giderseniz, full güç giderseniz bunu tercih edebilirsiniz. Bu benim pek tercih ettiğim bir rün olmadı. Denedim bunu, oynadım bir müddet ancak sürekli saçmalı vurduğundan ötürü sürekli yakından sıkmanız gerekiyor. E, pek yararlı bulamadım veya benim tarzıma uygun değil diyeyim. Diğer bahsettiğim itemlerimde kullandığım statlar, e, pardon ürünler bu şekilde. Hızlıca göstereyim bunları da. Böyle. Ayakkabımız ve son olarak da eldivenimiz. Daha çok hasara yönelik e, ve kritik hasara yönelik ürünleri tercih ettim. Çünkü delici de, e, vurduğumuz zaman özellikle arkadan yakalarsak mesafeli olduğumuz için kritik atmak oldukça önem ediyor Evet. E, bir talim alanında bir komboyu göstermeye çalışayım sizlere. Buyurun geçelim oraya. Evet arkadaşlar. Talim alanına geldik. E, girişimiz bu şekilde oldu. Burada yaptığım örneği göstermeyeceğim sizlere. Evet. Sonuçta karakterleri oynuyoruz. Bu nedenle burada hani birimler geliyor, birimleri yıkmak için oynayacak olsaydık gösterecektim. Ee, kamera açısı düzelmiyor maalesef. Mesafeli sınıflarda bu şekilde. Hemen talime başla diyelim. Direkt olarak bombamızı göstermeye çalışacağım. Şu an muhtemelen reload etme aşamasında olacağız. Onun haricinde şimdi mesela birebir kaldık. Etrafta birim yok. Şu şekilde bombamı atıyorum. Arkasına geçip. Saçmalatışımı kullanıyorum Q'yu basıp vurduğum zaman Kaçırdım burada ama E'deki skill'im Süresi kısalıyor Şu üstünde gösterilen Yuvarlığa vurursanız Evet elbette güzel olur ama Kafaya denk getirirseniz Kritik atma ihtimaliniz oldukça artar atıyorum merminiz bitti. Bu şekilde dipçikte de vurabilirsiniz. Vurduğunuz zaman e, size karşı yapılan saldırıyı da e, bozmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi havada kaldı. Tekrar bu ultimiz geldi. Attım ultiyi zaten canı kalmadı. E, bir defa daha göstermek isterim. E, az önce kaçırdım atışlar oldu. Ult siz mesela bir savaşa girdiniz. İyi e, vurdunuz. Q'yu vurdunuz. Süresi kısa aldı. Geri çıkmanız gerekiyorsa R'niz var. Devam ediyorsunuz aynı şekilde. Normal vuruşunuzu skill'lerden önce yapmanızı tavsiye etmem. Yani sonra reload'a kalabiliyor. Mesela E vurdum. Q vurdum. Normal vuruş hakkım gitti. Benim demek istediğim şey değilse şu şekilde. Hemen başlasın. Düz vurdum. Reload etmesine beklememe gerek yok. Çünkü skilllerim var. Şu şekilde bombamızı atalım. Düz vuruyorum. E vuruyorum. Q vuruyorum. Ve birazcık da olsa etrafında dönüyorum. Tekrar benzer şekil. Kaçırmadığımız düşünmemiz lazım tabi burada. Yüksekte gördüğünüz gibi reload bozuluyor. E vurdum. Q bastım. Q vurdum. Ve etrafına dönerek dojlamaya çalışıyorum. Olayımız bu. Yani temel mentalite de e, arkasına geçmeye çalışmanız lazım ve derken de uzaklaşmanız pek de iyi olmaz. Yani karakterler yakın karakterler oldukça düz bir çizgide vurmaya çalışır. Onların etrafında dönmeniz, onların size vurmasını daha çok engeller. Evet, bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz, atladığımı düşündüğünüz bir yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.